Arkadaşlar merhaba. Önceki derslerimizde Arduino'dan çıkış olarak bir pini almayı göstermiştim ve daha sonra serial monitörü gösterdim. Bu dersimizde de Arduino'ya giriş vereceğiz. Yani Arduino'yu pinlerini giriş olarak kullanacağız. Ve mesela bir butonun basılıp basılmadığını bu aldığımız girişle göreceğiz. Şimdi bir butonumuz var arkadaşlar. Bu butonu breadboard'a yerleştiriyorum. Şimdi bu butonun sol tarafında şu iki tanesi kendi içinde birbirine bağlı. Bu iki tanesi de birbirine bağlı. Yani aynı pinler aslında. Şöyle yapabiliriz hatta. Şöyle yer kalsın bize. Şimdi bir tane pinimi giriş olarak atacağım. Mesela 2 numaralı pinimi. Sonra bu butondan gelen sinyal artı mı eksi mi ona bakacağım. Önce bir isterseniz şu power line'a yani güç yollarına bağlantılarımızı yapalım. Şu eksi yoluna tamamen Arduino'nun eksisini bağladım. Artıya da Arduino'dan 5 volt çekip bağlayacağım. Şunu kırmızı yapalım çünkü artı için kırmızı kullanıyoruz. Eksi için siyah kullanıyoruz. Bunu da siyah yapalım. Şimdi arkadaşlar 2 numaralı pinimi ben giriş olarak atadım. Şimdi şu butonumun bacağını artıya bağlarsam bir bacağını şöyle artıya bağlarsam kablo rengini kırmızı yapalım. Sonra bu bacağı 2 numaraya getirirsem buna bastığım zaman butona buradan sinyal gelecek. Basmadığım zaman ne olacak? Şu kablo boşta kalacak, değil mi? Bu boşta kaldığı zaman ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Sıfırı göstermiyor bu benim girişim. Bu boşta kaldığı zaman girişim 0101 böyle saçmalıyor. Değişik bir değer gösteriyor. Bu yüzden bunu böyle bağlamak yanlış. Bunu böyle bağlamayacağız. Pull down ve pull up dediğimiz bir olay var. Bu çok önemli bir olay. Yani dijital elektronikte sürekli kullanacaksınız. Her buton bağladığınızda sürekli kullanacaksınız. Şimdi bu pull down direnci nedir onu anlatacağım. Sonra pull up'ı anlatacağım. Şimdi pull down direnci. Şunu siliyorum. Bu butonu direkt artıya bağlamak yerine şöyle buraya bağlıyorum. Sonra bunu böyle artıya bağlıyorum. Bunu o zaman artıya bağlarsam pull up olur. Buna eksiye bağlıyorum, tamam mı? Şunu da silelim. Bunu eksiye bağlıyorum böyle buradan. Şurayı eksi yapalım. Sonra bu kısmı da artıya bağlıyorum. Şimdi nasıl oluyor? Akım buradan geliyor artıdan. Eğer buton basılı değilse burada duruyor. Hiçbir şey yapmıyor. Buton basılıysa direnç üzerinden geçiyor. Direncin bu tarafı artı oluyor. Bu tarafı eksi oluyor. Bütün güç çünkü dirençte harcanıyor. Sonra dirençten şeye gidiyor. Eksi hattına gidiyor. Eksiden de Arduino'ya tekrar geri dönüyor. Şimdi bu şekilde yaptığımız zaman ben şuradan çekebilirim. 2 numaralı pinime. Pull'dan direncimin üzerinden çekebilirim. Şunu da sarı yapalım. Sarı sinyal rengidir arkadaşlar. Kırmızı artı siyah eksi sarıyı da sinyal rengi olarak kullanabiliriz. Şimdi ne olacak biliyor musunuz? Gelin beraber bakalım. Ben bu butonu farz edelim ki basmadım. Basmadığım zaman şu bacak tamamen boşta olacak. Buradaki devre beni hiç ilgilendirmeyecek. Ne olacak? Bu direkt direnç üzerinden artıya bağlı olacak. Eksiye bağlı olacak. Direnç üzerinden eksiye bağlı ama bir akım geçmiyor. Akım geçmediği zaman ne olacak? Şu direkt eksiye bağlı olduğu için burada 0 volt göreceğiz. Yani eksimiz 0'dı, artımız 5 volttu ya. Direkt 0 volt input olarak alacağız. Farz edelim ki butona bastık. O zaman butonun bu tarafı artı olacak, bu tarafı eksiye. Artı daha yakın olduğu için artıyı bu sefer 5 voltu buraya gösterecek. Başka bir eleman olmadığı için devremizde sadece bir tane direncimiz olduğu için yani yük harcayan eleman. Bu direncin sol tarafı artı, sağ tarafı eksi olmuş olacak. Yani burası 0 volt, burası 5 volt olmuş olacak. Ve biz 5 volttan 2 numaralı pine giriş vermiş olacağız. Bu şekilde Arduino burayı 1 olarak görecek. Dijital 1 yani 5 volt. Öbür türlü bağlasaydım, direnç bağlamadan yapsaydım bu sefer şey olacaktı. Arduino'dan bağladığım zaman belirsiz olacaktı butona basmadığım zaman. Sadece butona bastığım zaman 1 gösterecekti. Basmadığım zaman 0-1 böyle karışık gösterecekti. Ve bu hiçbir işimize yaramıyor. Bize net olması lazım çünkü.
Bir de pull-up direncini göstereyim arkadaşlar. Pull-down'ı anladıysanız zaten pull-up'ı da anlarsınız. Pull-down direncinde normalde butona basılmadığı zaman bize gelen değer, 2 numaralı pine gelen değer 0. Çünkü direkt eksiye bağlı. Ama pull-up'ta bunun tam tersi. Yani bu pull-down'da basılmadığında 0, basıldığında 1 oluyordu ya. Pull-up'ta tam tersi. Basılmadığında 1, basıldığında 0 oluyor butona. Bir de onu kuralım. Bir de onu kuralım. Şu kabloları sileyim bakalım. Şimdi normalde şunu da sileyim, baştan çizelim. Şimdi butonumu ilk başta artıya bağlayacağım bu sefer. Şöyle artıya bağlı. Sonra buradan bunu önce bir kırmızı yapalım. Sonra buradan artıya sinyalimi vereceğim. Sarı kablomu. Sarı. Sinyalimi veririm. Normalde ne şimdi? Bu hiçbir şeye basılı olmadığı zaman. Ya basılsa da bir şey fark etmiyor. Çünkü öbür taraftan bir şey bağlı. Bu her zaman şu an 1 veriyor. Burayı da eksiye bağlayalım bakalım. Eksi hattına. Bunu da siyah yapayım. Şimdi buna basılmadığı zaman ne oluyor? Buradan artı geliyor. Buradan gidemediği için akım olmuyor. Direkt 5 volt buraya 5 volt olarak gözüküyor. Bir direncin üzerinden akım geçmiyorsa arkadaşlar, direncin başıyla sonunun voltajı aynı olur. Ama akım geçerse, mesela 5 voltluk bir şeyden akım geçiyor. Şurası 5 volt, burası 0 volt ya voltaj değeri. Üstünden akım geçiyorsa orada güç harcanır. Burası 5 volt olur. Öbür tarafı da 0 volt olur. Burada akım geçmediği zaman, yani şu düğmeye basmadığımız zaman burası da 5 volt oluyor. O yüzden breadboard'a direkt 5 volt gidiyor. Ama akım geçtiği zaman, ne zaman akım geçer? Akım butona bastığımız zaman buradan akım geçecek. Akım geçtiği zaman direncin üzerinde güç harcandığı için direncin sol tarafı 5 volt olacak ama sağ tarafı 0 volt olacak. Ve bu yüzden 0 voltu verecek. Yani bastığınız zaman 0 göreceksiniz, basmadığınız zaman 1 göreceksiniz. Şimdi bu iki devreyi de gelin kuralım ve bunlara serial monitörden bakalım. Ayrıca bunların kodları var. Digital read diye bir komutumuz var. Öyle okuyoruz bunun değerini. Onlara bakalım. Sonra da inputlar nasıl oluyormuş bunu bir gözlemleyelim bakalım. Arduino'ya dönüyorum. Şimdi arkadaşlar, önce input olarak belirtmemiz lazım. Ve daha sonra da bunu serial monitörden görmek için void setup'ta serial monitörü başlatmamız lazım. Hangi pinimi ben input yapacaktım? Pin number 2, 2'yi. İkinci pine input yapacağım. Neydi bizim komutumuz? Pin büyük harfle M mod 2'yi ne yapıyorum? Input yapıyorum. Şimdi input yaptım 2'yi. Daha sonra buradan hani değeri görebilmem için serial portta okumam lazım, serial monitörde. O yüzden serial begin komutuyla void setup'ta serial monitörü başlatmam gerekiyor. Onda komutu serial.begin'de. Burada da baud rate yazıyorduk. Şunu yanlış yazdım. Baud rate'imiz de 9600. Evet, başlattım serial monitörüm. Void setup'ım bu kadar. Şimdi isterseniz bir de şey yapalım. Bir tane değişken tanımlayalım input adında. Bu değişken tanıtmaları ayrıca bir ders yapacağım. Onu da hepsini inceleyeceğiz detaylı bir şekilde. Şu an sadece integer'ı bilin yeter. Integer değişken tanımladım. Adı input oldu. Bunun değer vermiyorum. Değerini başlatmadım. Sonra void loop'ta bu input değerimi neye eşitleyeceğim? Şeyden aldığım değeri. Arduino'dan 2 numaralı pinden aldığım değeri. Bunu nasıl almam gerekiyor bu değeri? Digital read diye bir komutum var arkadaşlar. Bu şekilde okuyoruz ve bu değeri input'a koyacağız arkadaşlar. Şimdi digital, hani write vardı ya, bu da read'i. Digital read. Hangi pini okumak istiyorum? 2 numaralı pini. Bu kadar. Sonra bu pinimi yazdırmasını istiyorum.
Yani print fonksiyonunda print ln diyelim, alt alta yazsın. Neyi yazdıracağım? Input'u. Gördüğünüz gibi tırnak işareti koymuyorum çünkü bu bir değişken. Değişkenler için tırnak işareti koyulmaz. Değişken değilse tırnak işareti koyarsınız. Direkt yazı yazdıracaksınız. Bunu yazdır diyorum ama görebilmemiz için bir de 50 milisaniye aralıklarla delay koyalım. 50 milisaniye ve böylece görebiliriz. Evet, kodu yükleyebiliriz Arduino'ya. Yüklüyorum kodu. Şuradan tekrar açalım. Kodu yükledim. Serial monitörü açıyorum. Şu an 0101 diye geliyor. Az önce bahsettiğim şey buydu bak. Şu an ben bunu dirençle bağlamadım. Göstermek için dirençsiz bağladım. Gördüğünüz gibi burada 0101 böyle değişik değişik değerler görüyorsunuz. Bastığım zaman 1 oluyor. Çektiğim zaman karışık değerler oluyor. Bunu istemiyoruz. Çektiğim zaman 0 olması gerekiyor. Çünkü ben mesela bir kod yazacağım. 1 olduğu anda bunu yap diyeceğim. Bu basmadığım zaman 0 da oluyor, 1 de oluyor. O yüzden basmadığım zaman da yapacak belki o komutu. O yüzden ne yapıyoruz? Böyle bağlamıyoruz. Buraya bir pull down direnciyle bağlıyoruz. Şuraya çıkarttım. Şimdi pull down direncini bağlıyoruz şöyle. Eksiden bir ucuna. Girmiyor bu direnç. Heh, girdi. Şimdi bu direncin değeri de her türlü direnç olur aslında. Yani 1K da olur, 310 da olur, 10K da olur, 50K da olur. Ama 10K ideal. Çünkü akım geçmesini istemiyoruz bundan. Çok az akım geçsin şey olduğunda bile. Güç harcamak istemiyoruz çünkü bu direnç için. Sadece 0 mı 1 mi olduğunu anlamak istiyoruz. Bu yüzden akım geçmesine çok fazla gerek yok. Az çok küçük bir akım geçerse işimizi görür. Şuradan da artıya bağlayacağım. Turuncu kabloyla. Böylece bastığım zaman artı, basmadığım zaman eksi görebileceğim. Şu an gördüğünüz gibi serial portta sıfır değerini görüyorum. Şu an basıyorum. Bir değerini görüyorum. Çekiyorum sıfır. Basıyorum bir. Çekiyorum sıfır. Basıyorum bir. Çekiyorum sıfır. Gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Basınca bir. Çekince sıfır. Basınca bir, çekince sıfır. Yani çalışıyor kodum. Bu pull down direnciydi. Şimdi pull down demek yani aşağı çek. Aşağı ne oluyor? 0 volt. Yani yukarı ne oluyor? Pull down, pull up ve pull down var ya. Yukarı ne oluyor? 5 volt oluyor. Bu normalde 0 volta çeken direnç. Pull up da normalde 5 volta yükseğe çeken direnç. Bu şekilde yaptığımda normalde 0 gözüküyor. Bastığımda 1 gözüküyor. Şimdi bir de öbür çeşit olanı yapalım. Pull up yapalım. Pull up'ta da ne yapıyorduk? Artıdan getiriyorduk dirençle. Ben devrelerimde hep pull'dan kullanırım. Pull up kullanmam. Öyle alışmışım bilmiyorum. Ama hangisini kullanıyorsanız kodunuzu ona göre yazabilirsiniz. Yani bana basmadığım zaman sıfır olması daha çok hoşuma gidiyor. Şimdi de gördüğünüz gibi basmadığım zaman 1, bastığım zaman 0 oluyor. Basmadığımda 1, bastığımda 0. 1 şu an basmıyorum. Bastım, 0 oldu. Gördüğünüz gibi. Sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Bunlar pull up ve pull down direnç bağlantı şekliydi ve Arduino'da nasıl giriş olarak kullanabileceğimizdi pinleri. Şimdi bir de isterseniz birden fazla giriş yapalım. Evet, buton buldum. Şimdi bir tane daha buton bağlayalım. Bunu da 3 numaralı pine bağlayalım. Şöyle bunu da yanına bağlıyorum. Şimdi ikisini de pull down yapacağım. Ben pull down sevdiğim için pull down yapıyorum. Siz isterseniz pull up yapabilirsiniz. Pull down için direnci eksiye bağlayıp
Şeyin bir bacağına bağlıyorum butonun. Bu breadboard bozuk ya. Sonra bacaktan 2 numaralı pini öbür bacağı da artıya bağlıyorum. Şimdi aynı şeyi öbürüne de yapacağım. 10K'lık dirençlerle yapıyorum arkadaşlar. 5K, 10K, 20K hepsi olur. Öbür sinyalimi de 3. bacağa vereceğim. Şuradan 3. bacağa bağladım. Ve eksiye bağlamam gerekiyor diğer bacağını. 3. Evet, eksiye de pardon, artıya bağlamam gerekiyor diğer bacağı. Artıya da bağladım. Şimdi iki tane şeyim var. Kodda da iki tane olması lazım. İki tane input belirtmem lazım. Aynısını kopyalayıp yapıştıracağım. Sadece iki yerine üç yazacağım. Pin mod iki yerine üç yazacağım. Üçü de input yaptım. Şimdi burada da bunu input 1 yapalım. Bundan bir tane daha kopyalayalım. Bir değişken de input 2 için oluşturalım arkadaşlar. Input 1'in değeri şey olsun. Şurada da değiştiriyorum. Input 1'in değeri digital read 2 olsun. Aynısından kopyalayıp yapıştırıyorum. Input 2'nin değeri de 3. pinimizi okusun. 3. pindeki değer neyse o olsun. Sonra serial print input. Burada şey yazacağız. Şöyle yazacağız. Tırnak işareti içinde birinci direncin değeri ilk ya da birinci direncin değeri eşit ya da sonra bir alt satıra şunu elen yerine serial print yazarız. Serial print buraya şey yazarız input 1. Evet, bunu göstermek için yaptım arkadaşlar çünkü öbür türlü Java'da falan oluyor, C'de oluyor ama burada olmuyormuş demek ki. Sonra serial nokta print. Şunun aynısı ya. Hatta ikisinin de aynısı. Ctrl C, Ctrl V. Birinci butonun değeri input 1 boşluk bırakacak. Sonra burada ikinci butonun değeri yazacağız. Önce bir boşluk bırakalım tabii. İkinci butonun değeri input 2. Sonra en sonunda da alt satırı atlamak için şey koyalım. Böyle yazsın. 50 saniyede beklesin. Şimdi bunu yükleyeceğim. Yüklendi. Bakalım şimdi. İkisini de sıfır gösteriyor. Çünkü ikisine de basmıyorum. Şimdi soldakine basacağım. Yani birinci butona. Gördüğünüz gibi birinci butonu bir olarak gösteriyor. Şimdi çekiyorum. İkinciye basıyorum. Gördüğünüz gibi ikinciyi bu sefer bir olarak gösteriyor. Şimdi ikisine birden basıyorum. İkisini de bir gösteriyor. Sadece bire, sadece ikiye. Böyle istediğim gibi 13 tane bağlayabilirim buton. Ya da veri akışı falan her türlü böyle kreatif şeyler yapabilirim bu dijital pinleri input olarak kullanarak. Inputlar bu kadar. Yani bunlar dijital inputtu arkadaşlar. 0 ve 1'den başka bir değer gönderemezsiniz. Eğer mesela 0 ile 5 volt arasında ya Arduino'nun çalıştığı voltaj diyelim. Buna analog input göndererek aralık değerleri gönderebiliriz. Yani 4 volt, 3 volt, 2 volt. Ama böyle gönderdiğimiz zaman ya 0 volt gönderiyoruz ya 5 volt gönderiyoruz. Şu 1'e ve 0'a şey 2 şeyde butona da bastığımda ya bir gönderiyorum ya sıfır gönderiyor. O yüzden değer değişmiyor. 5 ile 0 volt arasında ama 5 ve 0 volt oluyor.
Dijital zaten demek bu demek. Yani ya sıfırdır ya birdir demek. Başka bir ihtimal yok. Bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.